Ferguson yaralarını sarıyor. Zika Miami'ye ulaştı. Son uzay yolu hayal kırıklığı yarattı. Washington'dan mutlu akşamlar. Bu hafta da sağlık, bilim, eğitim, teknoloji, sanat. Kısacası hayata dair gelişmelerle karşınızdayız. Gündem başlıyor. Ben Ayşe Gürsümet. Gündem Amerika'da giderek kızışan ırkçılık tartışmasıyla başlıyor. 2 yıl önce Missouri eyaletinin Ferguson kasabasında Michael Brown adlı siyah ve silahsız bir gencin beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi, kasabada günler süren protesto gösterilerine ve ayaklanmalara yol açtı. Yaşanan gergin süreç ağırlıklı olarak Afrika kökenli olan kasaba halkının eğitim ve iş fırsatlarından mahrum olduğunu gözler önüne serdi. Yetkililer 2 yıl önce yaşananların tekrarlanmaması için Ferguson'daki eğitim ve istihdam sistemini iyileştirmeye çalışıyor. Ferguson'daki gençler hala 2 yıl önce yaşanan protesto gösterilerinin ve ayaklanmaların yaralarını sarıyor. Hala çabalıyoruz. Artık herkes iyi diyebilecek duruma henüz gelmedik. Kasabadaki Chris, 18 yaşındaki Michael Brown'un Ağustos 2014'te bir sokak kavgası sonrasında beyaz bir polis memuru tarafından defalarca ateş edilerek öldürülmesi sonucunda patlak verdi. Michael Brown'un ve bizim dünyamızdaki diğer çocukların başına gelenlerden kısmen sorumluluk duyuyorum. Eğer ona daha iyi bir eğitim verebilseydik, bugün aramızda olurdu. Ona hak ettiği kalitede bir eğitim veremedik. Ferguson okulları müfettişi Joseph Davis, ayaklanmadan yaklaşık bir yıl sonra göreve gelmiş. Davis, okullardaki eğitimi iyileştirmek ve kriz ortamındaki kasabayı güçlendirmek için Ferguson'a taşınmış. Davis, karşısındaki zorlukların bilincinde. Make sure every child gets a high quality education. We're not giving it to them like I think we ought to, especially children of color. Her çocuğun iyi eğitim alması gerekiyor. Özellikle siyah erkek çocuklarına gerektiği kadar iyi eğitim veremediğimizi düşünüyorum. Bu çocukların bütün derslerde geri kaldıklarını görüyoruz. Ferguson kasabası St. Louis bölgesindeki genel durumu yansıtıyor. St. Louis'de 50 binden fazla siyah genç iş ve eğitim imkanlarından yoksun, Afrika kökenli Amerikalı erkeklerin ise yarısından fazlası işsiz. Lise öğrencisi Ania Betts, meslek eğitimine odaklanılması gerektiğini söylüyor. Teaching the people how to build wealth in their community. İnsanlara nasıl refah sahibi olacakları öğretilmeli. Ortada bir sürü meslek programı var. Ancak bunların çoğu gençlerin kariyer edinmelerine fırsat verecek eğitimi vermiyor. Müfettiş Davis, %80'i siyah ve %76'sı yoksul olan 11 bin öğrenci için 2 milyon dolarlık bir okuma kampanyası başlatmış. Davis, velilere de daha fazla destek vermek istiyor. Parents, we have parents who don't have high school diplomas. Lise diploması olmayan veliler var. Bu velilere destek olmamız ve böylece çocuklarının daha iyi eğitilmesini sağlayacak güçlü bir aile ortamı yaratmamız gerekiyor. Siyahların okulda başarılı olamayacağı önyargısını reddeden 17 yaşındaki Sean Filer, Stanford Üniversitesi'ne gitmek istiyor. The opportunity is definitely there. There needs to be just fırsatlar mevcut. Sadece zihniyetin değişmesi gerekiyor ki bu da ancak zamanla ve çabayla olacak. Davis, öğrencilerinin %100'ünün zamanında mezun olması için çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Çocuklar dünyadaki yerlerini daha iyi anlayıp, topluma ayak uydurmak için kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerektiğini öğrendiklerinde, üretken vatandaşlara dönüşebilirler. Kasabalarını yeniden yapılandıran ve canlandıran Ferguson sakinlerinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, gençlere eğitim ve fırsat verilmesi. Gündemde sağlık haberlerine geçiyoruz. Zika virüsü taşıyan sivrisineklerin Florida'ya ulaşması Amerika'yı alarma geçirdi. Miami'nin Wynwood bölgesinde Zika vakalarına rastlanması üzerine Florida yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi. Amerika Hastalık Kontrol Merkezleri hamile olan veya hamile kalmayı planlayan kadınlara ve eşlerine Miami'de Zika görülen bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Görevliler Zika'dan etkilenen bölgeleri ilaçlarken halka sivrisineklere karşı önlem almalarını tavsiye ediyor. En önemli şey hiçbir yerde ağzı açık su bulundurmamak. Florida valisi Rick Scott, Temmuz ayındaki vakaların daha çok Miami şehir merkezinin kuzeyindeki Wynwood bölgesinde görüldüğünü söyledi. Eyalet yetkilileri virüsün yayılmasına karşı federal hükümetten yardım istedi. Today we ask for the CDC emergency response team. Hastalık kontrol merkezinden bölgeye acil yardım ekibi göndermesini istedik.
Hastalık kontrol merkezleri Wynwood bölgesini ziyaret eden kadınlardan en az 8 hafta hamile kalmamalarını istedi. Hamile kadınlara da bölgeye seyahat etmemeleri tavsiye edildi. Ancak bölgede yaşayan hamile kadınlar endişeli. Her gün dışarı çıksam mı, ne giysem, acaba kullandığım sinek kovar yeterli mi diye düşünmek zorunda kalıyorum. Yetkililer bölgedeki hamile kadınların düzenli test yaptırmasını istiyor. Florida, Amerika'nın en çok turist çeken eyaletlerinden biri. Florida Senatörü Marco Rubio, Zika tehdidinin eyaletin ekonomisini sarsabileceğini söylüyor. Zika virüsü, Florida için sadece bir kamu sağlığı sorunu değil, aynı zamanda ekonomik sorun. Turizm eyaletimizin lokomotif sektörü. İnsanlar sahillerimizde tatil yapmaya geliyor. Virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıklayan yetkililer, paniğe yol açacak bir durum olmadığını söylüyor. Yeni doğan bebeklerde mikrosefali gibi ciddi hastalıklara yol açan Zika virüsü, Miami'de Haziran ortasında yayılmaya başladı. Uzmanlar, insanların yurt dışındayken aldıkları Zika virüsünü Miami'deki yerel sivrisineklere bulaştırdığını söylüyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Sporun fiziksel ve zihinsel sağlığa faydaları saymakla bitmez. Açık havada spor yapmanın zevkine varanların sayısı ise giderek artıyor. Washington'daki tarihi yapıların bulunduğu National Mall olarak adlandırılan ulusal parkta egzersiz yapmanın verdiği enerjiyi kapalı spor salonlarında bulmak mümkün değil. Bir grup spor tutkunu sabah erken saatlerde buluşup güzel manzara eşliğinde yapacakları egzersizler için hazırlanıyor. Lincoln Anıtı'nın 145 basamağını koşarak tırmanan grup, Washington Anıtı'nın arkasından doğan güneşi ve güneşin havuzdaki yansımasını izliyor. Katılımcılara göre bu ortamda spor yapmak insanı daha da motive ediyor. Başka kentlerde yaşayanlar, Washington'da Lincoln Anıtı civarında spor yapmayı çok sevdiklerini söylüyor. Çünkü manzara harika. Birçok kentte buna benzer egzersiz grupları kuruluyor. Rocky filminin en ünlü sahnelerinin çekildiği Philadelphia Sanat Müzesi'nin merdivenleri, Denver yakınlarındaki Red Rocks Amfiteyatrosu, spor yaparken göz zevkini tatmin etmek isteyenler için birebir. Açık havada olmayı, farklı ortamlarda spor yapmanın zorluklarını çok seviyorum. İnsanlardan yayılan enerjiyi hissetmek, Rocky merdivenlerini görmeye gelen ziyaretçileri görmek hoşuma gidiyor. Red Rocks Amfiteyatrosu'nda egzersiz öğretmenliği yapan Joe Hendricks, grubun bazı günler 300 kişiye çıktığını söylüyor. Sınırları zorluyoruz. Tribünlerde ters emeklemek, kalp atışımızı olabildiğince artırmak, sonra da ülkemizin en güzel yerlerinden birinde yavaş yavaş dinlenmek olağanüstü bir deneyim. Şahane manzaralar dışarıya adım atmaları için herkese ilham veriyor. Amerika'daki bazı anıt ve tarihi yapıların çevresinde spor yapmak yasak olsa da Washington'da National Mall egzersiz rutinlerine heyecan katmak isteyenler için son derece uygun. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Tramvayların nostaljik görüntüsünden etkilenmeyen yoktur. Geçtiğimiz yüzyılda dünyada birçok kentte bozulmaya yüz tutmuş elektrikli tramvayların yerini hızlı ve büyük otobüsler alsa da günümüzde tadilattan geçerek yenilenmiş antika görünümlü tramvaylara turistler yoğun ilgi gösteriyor. İşte bu gerçekten yola çıkan Rio de Janeiro yetkilileri Ağustos ayında düzenlenen yaz olimpiyatları için kentin eski tramvaylarını yeniledi. Eski tramvaylar her zaman ilgi odağı olmuştur. Örneğin tüneldeki tramvay kapatıldıktan 25 yıl sonra yeniden faaliyette. Rio de Janeiro'da Santa Teresa hattı dahil çok sayıda tramvay hattı 100 yılı aşan bir süre faaliyet gösterdi. Ancak vagonların yedek parçalarını bulmak zorlaşınca tamirhaneler tramvay tadilatlarını el yordamıyla yapmaya başladı. Böyle olunca da Santa Teresa hariç bütün tramvay hatları birer birer kapandı. Santa Teresa hattı ise 2011'de meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne, 50 kişinin de yaralanmasına yol açan kaza sonrası kapatıldı. Ancak semt sakinlerinin baskısı ve turist çekme arzusuyla Santa Teresa hattı geçtiğimiz yıl yeniden açıldı. Raylarda manyetik fren sistemi var. Mıknatısla çalışıyor. Manyetik frenin yanında tramvayın gerektiğinde aniden durmasını sağlayan iki havalı fren de var. Hattın sonunda bekleyen makinist ise tramvay kolunu vagonun bir tarafından diğerine geçiriyor. Rio'nun diğer bölgelerinde ise eski tramvayların yerini hızlı, sessiz ve soğutmalı modern tramvaylar aldı. Bu trenler olimpiyat trafiğini önemli ölçüde hafifletti. Makinistlerin eğitimi 7 ay sürüyor.
Bütün makinistler her türlü acil durum için hem tramvayda hem de simülatörde eğitim alıyor. Santa Teresa hattı boyunca dar Rio sokaklarında yapılan nostaljik bir tramvay yolculuğunun modern tramvaylarda yapılan kısa yolculuklardan çok daha uzun süre akılda kaldığını söylemek yerinde olur. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem teknoloji haberleriyle devam ediyor. Modern uçak yarışları eskiden sadece zengin ve meraklı bir azınlığın sporuydu. Ancak birçok şey gibi modern teknoloji bu tür yarışları da değiştirdi. Günümüzde modern uçak yarışları kimsenin yaşamını tehlikeye atmayan ve sıradan insanların da katılabileceği bir eğlence türü haline geldi. Baş döndürücü hızda uçan İHA'lar bu terk edilmiş deponun çevresinde sert manevralar yapıyor, engelleri aşıyor ve birbirlerini geçmeye çalışıyor. Pilotlarsa yerden bu araçları kontrol ediyor. Buna rağmen pilotların sanal gerçeklik başlıkları bu yarışı uçak yarışı kadar heyecanlı kılıyor. İHA yarışları uçak kokpitinde olmak gibi. Diğer pilotlarla üç boyutlu ortamda uçuyorsunuz. Çok riskli manevralar yapıyor, havada çarpışıyoruz. Bir metrelik aralıklardan geçiyoruz. Çarpışmada kimse yaralanmıyor. Eğlenceli, heyecan verici, gürültülü ve tamamen güvenli. Birkaç yıl öncesine kadar bu tür videolar ancak bilgisayarlarda geliştiriliyor ve büyük ölçüde bilim kurgu filmlerde kullanılıyordu. Şimdi her insansız hava aracı kendi kamerasını taşıyor. Gözlükleri takınca İHA'nın içine giriyorsunuz. Kalkar kalkmaz uçuyor gibi hissediyorsunuz. Colby Curtola gibi meraklılar zamanlarını ve paralarını harcayarak özel satıcılardan aldıkları malzemelerle kendi İHA'larını yapıyor. İyi bir İHA pilotu olmak deneyimli bir bilgisayar oyuncusunun reflekslerini, el ve göz koordinasyonunu gerektiriyor. Spor o kadar hızlı biçimde hayran kazanıyor ki Amerikan spor kanalı ESPN yarışları canlı olarak yayınlamayı planlıyor. Mart'ta Dubai'de yapılan yarışın birincilik ödülü $250,000. Bu arada pilotlar da becerilerini gittikçe daha zor ortamlarda geliştirmeyi, yerel yarışlara katılmayı ve yaptıkları videolarla yeni hayranlar kazanmayı sürdürüyor. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington. Metal basabilen 3 boyutlu yazıcı teknolojisi her geçen gün gelişirken yazıcıların maliyeti de düşüyor. Son dönemde 3 boyutlu yazıcı üreticileri ve üniversiteler arasında bir işbirliği de başladı. Her iki sektörden uzmanların kurduğu bir 3 boyutlu yazıcı laboratuvarı yeni yazıcı teknolojisinin günlük hayatta kullanılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ufacık bir lazer ışığı alüminyum tozunu katı bir metal parçasına dönüştürüyor. Makine çok sessiz ve gözlem gerektirmiyor. Mühendisler bunun metal üretim sektörünün geleceği olabileceğini söylüyor. Bu cismin petekli bir yapısı var. Yani mevcut hiçbir alet ve üretim yöntemi kullanılamaz. Bunun fiziksel olarak yapılması mümkün değil. Pittsburgh Üniversitesi ve bir yazılım firmasının işbirliğiyle açılan yeni laboratuvar, metal parçalar basan 3 boyutlu yazıcı teknikleri tasarlıyor. Tasarım özgürlüğünden tam olarak faydalanmak ve aditif üretimindeki sorunları çözmek için yeni simülasyon aletleri, yeni algoritmalar geliştirmemiz gerekiyor. Geleneksel üretimde cisimler malzemelerin özel aletlerle tıraşlanmasıyla ortaya çıkıyor. Bunun tam tersi olan aditif üretimde ise cisimler maddelerin kat kat eklenmesiyle üretiliyor. Geleneksel üretim büyük miktarda israfa yol açarken aditif üretimde sadece gerektiği kadar malzeme kullanılıyor. Ayrıca yazıcılar eskiden üretilmesi çok zor, hatta imkansız şekilleri de basabiliyor. Algoritmalarımız cismin neresinde ne kadar malzemeye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Basım sürecinde hala bazı zorluklar var. Hızlı ısınma ve soğuma parçaların şeklini bozabiliyor. Ayrıca yazıcılar pahalı. Ancak yarattığı imkanlar çok daha fazla. Çok farklı ürünler basıyoruz ama bunu çok daha hızlı ve sorunsuz yapmak istiyoruz. Yani daha yolun başındayız. Bu da çok heyecan verici. Bugün inanılmaz şeyler yapsak da gelecekte daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Araştırmacılar gerekli parametrelerin bilinmesi halinde yazıcıların bir metal parçası için en uygun şekli hesaplayabildiği ve istenen sayıda basabildiği günlerin çok uzak olmadığını söylüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.
Washington'daki ünlü hayvanat bahçesi 300 farklı türden toplam 1800 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu yaz hayvanat bahçesini ziyaret edenler ise bir sürprizle karşılaştılar. Hayvanat bahçesinde dev hayvan heykellerinden oluşan çok özel bir sergi açıldı. Sıradaki haberimizde hayvanat bahçesinden ve bu ilginç sergiden renkli görüntüler var. İzliyoruz. Hayvanat bahçesinin girişinde ziyaretçileri dev bir papağan balığı karşılıyor. Biraz ileride bir deniz kuşu, deniz yıldızı ve daha fazlası da var. Bunların hepsi de parlak ve dikkat çeken heykeller. Ancak yakından baktığınızda bunların plastik oyuncaklardan, saç taraklarından, şişe kapaklarından, tenekelerden oluştuğunu görüyorsunuz. Ziyaretçiler bu heykellerin geri dönüşebilen plastiklerden yapıldığını sanıyor. Ama bunların okyanustan çıkan atıklar olduğunu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Bu heykeller binlerce gönüllünün de yardımıyla Angela Hazelton Posey tarafından hazırlanmış. Posey, Wash the Shore adlı çevreci bir sivil toplum örgütünün direktörü. This is all plastic picked up off of beaches. Bunların hepsi kumsallardan toplanan plastikler. Son 6 yılda kumsalın küçük bir kısmından toplanan yaklaşık 18 ton çöpü kullandık. Bu sorun küresel bir problem. Okyanuslardaki plastik kirliliği dünyanın her yerinde görülüyor. Posey şimdiye kadar bu heykellerden 68 tane yapmış ve bunlardan 17'si hayvanat bahçesinde sergileniyor. Bu balina kaburgası tamamen çamaşır suyu şişelerinden yapılmış. Bu kılıç balığının ağzında deniz terlikleri var. Bu deniz anası ise yüzlerce su şişesinden oluşturulmuş. Özellikle okyanus atıklarının tehdit ettiği hayvan türlerinin heykellerini yapmak istedim. Plastik çok küçük parçalara bölünüyor ve okyanustaki bütün canlıları etkiliyor. Son bir araştırma her yıl okyanuslarda 8 milyon ton plastik atık oluştuğunu ve bu durumun bütün deniz canlılarını tehdit ettiğini ortaya koydu. Tek kullanımlık plastikler en kötüsü. Sadece 5 saniye kullanılıyorlar ve sonsuza kadar doğada kalıyorlar. Ama bu bizim aklımıza bile gelmiyor. Bu sanat eserlerinin verdiği güçlü mesaj her yaştan ziyaretçiyi etkiliyor. Sahilde çöp bırakmamaya özen göstermeliyiz. Herkes çöplerini kumsaldaki çöp kutularına atmalı. Böylece çöpler denize ulaşmaz veya balıklar tarafından yenmez. Ayrıca çöpe atılan plastiklerin geri dönüşümü mümkün. Posey sergisinin Amerika'da ve dünya çapında mümkün olduğunca fazla insana ulaşmasını umuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Dünyanın neresinde olursa olsun müzik sektörüne adım atmak ve başarılı olmak son derece zordur. Ancak ilgi odağı olmaktan hoşlanmayan ve perde arkasında çalışmayı tercih eden teknoloji tutkunları için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi'ndeki fırsatlar sonsuz. Amerika'nın Sesi, Silikon Vadisi'nde teknoloji ustalarını müzik sektörüyle tanıştıran bir kurumu ziyaret etti. İzliyoruz. Rihanna ve Drake gibi ünlü pop yıldızlarının başarısının arkasında adları hiç bilinmeyen sayısız kahraman var. Müzik sektöründe perde arkasında çalışmak oldukça zor. Yeni müzik uygulamalarından ses prodüksiyonunda kullanılan yeni filtre ya da efektler tasarlamaya, yeni müzik enstrümanlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Elektrik mühendisi Priya Shekhar özellikle teknoloji alanında eğitim almış müzik tutkunları için bu sektörde birçok fırsat bulunduğunu söylüyor. Çok sayıda kariyer, iş ve sorumluluk göz önüne çıkarılmıyor. Bu kişiler müzik firmalarında perde arkasında çalışıyor. Shekhar, Silikon Vadisi'nde teknoloji öğrencileriyle müzik ve eğlence dünyasının liderlerini tanıştıran Real Industry adlı kar amacı gütmeyen kurumun direktörü, öğrenciler internet üzerinden aldıkları dersler ve atölye çalışmalarıyla firmalara erişebiliyor. Bu şirketlerin nasıl işlediğini, sundukları ürünleri daha yakından tanıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen 6000 öğrenci 200'den fazla atölye çalışmasına katıldı, internet üzerinden ders aldı. Bu deneyim müzik sektörünün önde gelenleri için yararlı. Yeni inovasyona anında erişebilmek, sevdikleri şirketlerin ürünlerini kullanan bu gençlerin ürettiği yeni fikirleri duymak paha biçilmez bir deneyim. Yeni Zelanda asıllı olan Shekhar için bu deneyim kendi Silikon Vadisi serüvenine benziyor. Her şey ilk adımı nerede atacağınıza bakıyor. Birçok kişi nereden başlayacağını bilmiyor. Müzik sektörüne girmek isteyen teknoloji tutkunları için ilk adım atılacak yer Silikon Vadisi gibi görünüyor. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündemin sonunda bundan tam 50 yıl önce ekranla buluşan ve tüm zamanların en çok sevilen televizyon dizilerinden biri olan Uzay Yolu'nu hatırlıyoruz.
Uzay yolunda 5 yıllık uzay keşif misyonuna çıkan Enterprise atılgan uzay gemisinin mürettebatının başından geçenler anlatılıyordu. Dizinin sinema uyarlamaları da gişe rekorları kırdı. Ancak serinin geçtiğimiz Temmuz ayında vizyona giren 3 boyutlu son filmi Uzay Yolu Ötesi, derinlikten yoksun senaryosu ve karakterleriyle uzay yolu meraklılarında hayal kırıklığı yarattı. To boldly go where no man has gone before. Her hafta yayınlanan dizi, geminin kaptanı Kirk ve ekibinin insanoğlunun daha önce hiç gitmediği yerlere yaptığı serüvenleri anlatarak milyonlarca bilim kurgu tutkununu televizyon ekranına kilitlemişti. Hadi. Gerçek hayatta ise uzayın keşfi 1957 yılında Rusya'dan fırlatılan Sputnik uzay aracıyla başladı. Neil Armstrong'un 1969'da Ay'a ayak basmasıyla devam etti. Uzay Yolu dizisi ise zamanın toplumsal değişikliklerini uzay teması üzerinden işledi. Serinin yapımcısı Gene Roddenberry, o zaman son derece radikal olarak değerlendirilen fikirleriyle tanınan bir ilericiydi. Mekan olarak uzayı seçen Roddenberry, bu şekilde Vietnam Savaşı sırasında yayınlanan dizide savaşın yanlışlığı, nüfus kontrolü, kadın hakları ve medeni haklar gibi kavramları çok daha rahat bir şekilde işleme olanağı buldu. Dizi aynı zamanda zamanın en ilginç teknolojik fikirlerini de televizyon ekranına taşıdı. Smithsonian Dergisi'nin sponsorluğunda Washington'da düzenlenen Gelecek Burada Festivali'ni düzenleyen Michael Caruso, günümüz biliminin uzay yolu teknolojisinden çok etkilendiğini söylüyor. Örneğin Dr. Leonard McCoy'un uzaylı yaratıkları incelemede kullandığı Tricorder adlı aletin günümüzde de kullanıldığını belirten Caruso, uzay yolu ve diğer bilim kurgu film dizilerinden esinlenerek icat edilen birçok teknolojik ürün olduğunu kaydediyor. NBC kanalı 1969'da 3 sezon sonra diziyi yayından kaldırınca dizinin tutkunları yeni bölümlerinin çekilmesi için bir kampanya başlattı. Dizi karakterleri artık herkesin tanıdığı simalar haline gelmişti. Atılgan uzay gemisinin cesur kaptanı Tiberius Kirk'ü canlandıran William Shatner, yarı insan yarı vulkan Spock'ı oynayan Leonard Nimoy, sivri dilli Dr. Leonard Bones McCoy'u canlandıran DeForest Kelly milyonların sevgisini kazanmıştı. James Doohan'ın oynadığı atılganın uçuş mühendisi Taman Montgomery Scott gemiyi çok kez tehlikelerden kılpayı kurtarmasıyla tanınıyordu. Kaptan Kirk'ün "Scotty, beni ışınla" sözleri o yıllarda hemen hemen her Amerikalının dilindeydi. 1979'da Uzay Yolu ilk kez sinema filmi olarak vizyona girdi. Uzay Yolu artık tüm dünyada en çok tanınan ve sevilen yapım haline gelmişti. Kaptan Kirk'ü oynayan William Shatner, uzay yolunun olağanüstü başarısının aslında sürpriz olduğunu söylüyor. Bu filmi 1980'li yıllarda 5 film daha izledi. Yönetmen J.J. Abrams'ın 2009'da orijinal karakterlere yeniden hayat vermesi uzay yolu hayranlarını çok keyiflendirdi. Gene Roddenberry'nin fikirlerine ve vizyonuna sadık kalan Abrams, William Shatner'ın canlandırdığı Kaptan Kirk karakteri için Chris Pine'ı seçti. Abrams'ın 2011'de çektiği Uzay Yolu, Karanlığa Yolculuk'ta ise Oscar adayı Benedict Cumberbatch kötü karakter Han rolüyle boy gösterdi. Orijinal seride Ricardo Montalban'ın canlandırdığı Han karakteri, görsel medya tarihinin en kötü adamlarından biri olarak tanınıyor. Have I got your attention now? Uzay Yolu'nun sinema uyarlamalarının son ayağı ise bu yazın en merakla beklenen yapımlarından biri olan Uzay Yolu, Ötesi. Fast and Furious, Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmeni Justin Lin'in yönetmenliğini yaptığı son uzay yolu filmi, serinin yaratıcısı Roddenberry'nin vizyonunun dışına çıkmasıyla dikkat çekiyor. Özel efektleri ve nefes kesen savaş sahneleri göz doldursa da, bu son yapımın karakter örgüsünden ve derinlikten yoksun olması, uzay yolu hayranlarının dile getirdiği şikayetlerden biri oldu. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem burada sona eriyor. Haftaya yepyeni konularla buluşmak üzere, hoşça kalın.